Mesela 300 dolara kucak meditasyonu yapıyor adamlar abiciğim. Diyorum ya, badelenmek istiyorsan badeleyecek bir adam bulunur yani her zaman. Getirsene şu geçen gün çıktı. Yani mesele sadece Türkiye'de değil, bütün dünyanın bir hastalığı bu. Modern dünyanın bir hastalığı. Yalnızlığın, kimsesizliğin, ait olamamın. Bak 300 dolar veriyorsun ama hakkını verelim, yakışıklı adam. Allah'ım ya. 300 dolara kucak şeyi. Sevginizi böyle bir meditasyona gönderir misiniz diye şey yapar demiş. Mesela abicim grupça zevkin doruklarına çıkma meditasyonu var ya. Adamlar yani her şey var yani, her şey mübah. Getirsene hep beraber grupça gidiyorsunuz. Zevkin doruklarına çıkıyorsunuz. Nasıl? Ruhani olarak. Yani şey olarak değil yani. Yanlış anlamayın yani. Tabii işler bambaşka yere evrilebiliyor burada. Bu hikayelere bir kaptırınca Adnan Hoca'nın karşısında kendini oynarken bulabiliyorsun yani. Orada da ayrı bir dram var, trajedi var da. Neyse yani buna ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir yanım diyor ki ya Cüneyt sana ne kardeşim? Parasını vermiş oraya. Bak hep beraber zevkin doruklarına çıkıyorlar. Şimdi biz de burada baktığımız zaman bize de ne düşer biliyoruz yani. Üç aşağı bir yukarı, beş yukarı. Öbür yanımda diyor ki ya böyle bir şey olabilir mi? Yani hani bu bir nevi nitelikli dolandırıcılık gibi bir şey yani hani. Aradayım ben. Ama Feyza'nın dediği gibi belki de bunu en iyi yapılacak şey bir yasanın çıkması ve ondan sonra bu işlerin bir şekilde biraz daha düzenlenmesi. Böyle gidiyor yani. O kadar çok örnek var ki. Gelelim hayatın gerçeklerine. Şimdi biliyorsunuz TÜİK bir enflasyon oranı belirledi ve de bir zam yapıldı. Bu zam kimseye yetecek bir zam değil, memurlara. TÜİK ama Türk insanını üzmek istemediği için o enflasyonu gerçek şeyiyle göstermiyoruz. Düşük, yarısı gibi gösteriyor. Enak diye bir yer var. Ona baktığınız zaman orada da daha gerçekçi. Yani bizim yaşadığımız enflasyonu görüyorsunuz. Şimdi orada başka bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. TÜİK bunu şey yaptı. Zaten düşük. Ama başka bir numara daha oldu orada. SSK ve Bağkur emeklisi %37,56 zam aldı. Memur ve emeklisi de %49 zam aldı. E şimdi doğal olarak da bu zam farkı insanlarda bir homurdanmaya yol açtı. Şimdi sen demez misin ya kardeşim bir dakika niye böyle oluyor? Yani biz de çıktık sokağa sorduk. Ne düşünüyorsunuz bu zam farkı ile ilgili? Bakın ne cevaplar aldık. Bir izleyelim isterseniz. Peyniri kaça alacak? Biz kaça alacağız? Eti ne yapacağız? O kaça alacak? Bunu düşündüler mi? Allah belalarını versin. Başka bir şey demiyorum. Ya memur mesela işçiler yani aynı markete aynı şeye gitmiyor muyuz? Aynı ekmeği yemiyor muyuz? Biz de yani bunu çok ayıp etti yani bunu yani açıklaması yani şey %50 bekliyorduk en azından yani memurla aynı. Ama bu millete müstahak bayan. Evet. Bu millete müstahak. Ben maruzatımı çizelgeyle bildirmek istiyorum. Şöyle bir durayım da. Emekli. Emekli. İşçi emeklisiyiz. Memur emeklisiyle aramızdaki farkın düzenmesini rica ediyoruz ilgililerden. Niye? Neden ama? Yok memura %50 de. Yani iş emek, SSK emeklisine neden %37? Ya onu soruyorum yani neden? Kim bunu karar veriyor? Reis mi karar veriyor? Reis mağdur etmeyeceğim diyor. Etmesin de görelim. Biz onu bekliyoruz şu an. Seçim yaklaştı. Seçim yaklaştı. Göreceğiz onların hepsini. Bunda aynı dünyada aynı yerde yaşamıyorlar mı? Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı şeyi harcıyoruz. Birinin işte asgari ücreti 7,5, birinin bilmem kaç. Tabii ki hepsine eşit oranda yapılması lazımdı aslında. Pahalılık olmasın, maaşlar da artmasın. Teyze sen benim kafamı karıştırdın. Hayır işte. Pahalılık olmasın. Maaşlar diyor zam gelmesin, pahalılık olmasın, olmasın diyor. Pahalılık peki olmasın. Pahalılık var ya şimdi mesela. Yani maaştan memnunuz ama. Ben değilim. Pahalılıktan memnun değiliz, doğru. Desene şunu hacı. Yalnız. Her şeye %37 mi zam geldi diye sor. Aynen öyle. İyi dedi. Teşekkür ederim.
Ben dükkancıyım. Bizim dükkana %100 zam geldi kira. Vallahi ağzım açık bir şey demedim. Dükkancıyım ben. %100 kira zam. Farklı olmasının her zaman, bak tekrar söylüyorum, İşçiyle memurun farklı olması gerekir. O çünkü okul okumuş, yetişmiş, o kadar dirsek çürütmüş, o kadar emek vermiş. Biz ne yapmışız? İşçi olarak çalışmışız. İşçi emeklisinin alacağı limit budur. Yani aradaki fark olmasa bir doktorunla bir işçinin emekli maaşı bir olur mu? Emekliler arasında bu kadar uçurum fark olmaması lazım. Hatta benim bir hayalim var, fantezim var. Türkiye'deki en yüksek emekli maaşıyla en düşük emekli maaşının ortası bulunmalı ve herkes eşit emekli maaşı almalı. En az emekli maaşı 20-25 bin lira olması lazım ki geçirebilsin insan rahat rahat. İşte benim diyeceğim bu kadar. Peki abi, çok teşekkür ederiz. Her kesim bundan şikayetçi. Her taraf. Bütün zihniyet. Hangi parti o şu bu değil yani. Bütün insanlar şu anda, bütün Türk vatandaşları bu şeyden rahatsız. Çok çok kötü. Ama şimdi derler ki burada işte bak kalabalık, herkes alışveriş yapıyor. Her şey çok güzel derler. Ama öyle değil. Bir de kendileri o parayla geçinsin bakalım nasıl olacak. Vallahi herkesin canı çok sıkkın. Özellikle bu emekli işçi maaş farkını sokakta görüyorsunuz. Tabii sokağın nabzını tutuyorsanız, sokağa çıkıyorsanız insanlar zaten zam oranını yeterli bulmuyor. Bu fark bayağı bir gerginliğe yol açmış. Bazılarını yayınlamadık. Yani o kadar çok, o kadar sert tepkiler var ki ona baktık. Şimdi biraz önce hani eğitimsiz insanlar, eğitimsiz diyebileceğimiz insanların nasıl bir şekilde işleri yaşam koşuluyla bir güzel bir kılıfa sokup paketlediklerini konuştuk. Şimdi bir de eğitimliler var. Yani profesör olmuş ama her konuda kendini, yani bir konunun uzmanı olduğu zaman her konuda ahkam kesebileceğini düşünüyor. Ve de söylüyor, ortaya karışık yani ne gelirse çıkartıyorlar televizyon programı. Zaten bütün şeylere konuşmaya çok teşneler, hazırlar. Bunlardan bir tanesi de Canan Karatay. Kendisi kalp damar hastalıkları uzmanı. Profesör. Bir uzmanlığı var ama sağlık konusunda her konuda da fikri var. Ve de bir doktorum. Ya ben bir doktorum, profesörüm. Benim bir ağırlığım var. Yani uzmanı olmadığım konularda ben laf etmem demiyor Canan Karatay. Uzatınca mikrofonu, stüdyoya çağırınca en son demiş ki HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağısı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor, ishal çok oluyor, düzelemiyor. Yani neye göre söylemiş bilmiyoruz. Sallıyor bunu böyle bu şekilde. Bunun üzerine de doğal olarak şey ayağa kalkmış insanlar. Özellikle de bir dernek varmış sanırım bu HPV aşısı ile ilgili. Diyorlar ki her yıl ortalama 300 kadın cinayetinin üstüne yaklaşık 1250 kadın HPV kaynaklı kanserlerden yaşamını yitiriyor. Kadın mücadelesinin en anlamlı kazanımlarından bir tanesi HPV aşısına dair açıklamalarıyla halk sağlığını tehdit eden Canan Karatay hakkında suç duyurusuna bulunduk demiş. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği. Daha önce de biliyorsunuz bu COVID aşılarıyla ilgili yine Canan Karatay'ın böyle bir şey olmuştu. Bu konuya değinmiştik hatırlarsanız daha önce. Böyle bir star şey var. Star akademisyen. Ve bu star akademisyenler her şeyi biliyorlar yani. Her bokologlar yani her şeyi biliyorlar. Uzmanlığı bambaşka bir şey. Sana tarih anlatıyor mesela. Sen de dinliyorsun yani.